Değerli izleyenler, son günlerde bağırsak enfeksiyonu oranlarında bir artış var. Peki bunun nedeni açıkta satılan gıda ve içecekler mi? Sıcakla birlikte de özellikle daha da çok vakalar artmaya başladı. Şimdi ayrıntıları öğreneceğiz. Sözü A Haber muhabiri Selman Kutlu ve konuğuna bırakalım. Türkiye'de hava şartlarının oldukça sıcaklaşması, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi ve buna tabii ki daha birçok etken, hocamız da değerlendirecektir bunu. İshal vakalarının artmasını hemen yanımızda Profesör Doktor Tevfik Özlü ile birlikte. Hocam öncelikle yanımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tabii ki yoğun bir dönem geçiriyorsunuz siz de. Hocam öncelikle tabii yaz ayları geldi, havalar sıcak, ishal vakaları. Bunun yanında tabii diğer hastalıklarda da artış var aynı şekilde. Enfeksiyon olarak. Hocam nasıl değerlendirebiliriz? Neden bu vaka sayıları artıyor? Yani ishal, bunların sebepleri nelerdir hocam? Özellikle gece konusunda falan çok büyük, size yayından önce de konuşmuştuk. Bunun da etkileri var hocam. Neler söylersin? Evet, yani yaz döneminde seyahatler, tatil planları oluyor. Dolayısıyla insanlar kendi alıştıkları konfor alanının dışına çıkıyorlar. Kendi günlük yaşantılarında yiyeceklerini, içeceklerini kendileri kontrol edebiliyorlar. Temizliğe, hijyene dikkat edebiliyorlar. Ama tatilde öyle olmuyor işler. Onların kontrolü dışında çoğu zaman. Ve maalesef bu yaz döneminde ishallere çok rastlıyoruz. Özellikle bebeklerde, yaşlılarda, kronik hastalığı olanlarda bu ishal önemli sorunlara da yol açabiliyor. O bakımdan dikkatli olmakta fayda var. En sık gördüğümüz virüsler, bakteriler, parazitler, bazen de toksinler. Sinirlere bağlı olarak bu ishal ortaya çıkıyor. İshalle birlikte karın ağrısı, karında şişkinlik, halsizlik, takatsizlik, baş ağrısı, vücutta kırgınlık, halsizlik gibi semptomlar da görülebiliyor. Ağır vakalarda böbrek yetmezliğine gidebilir, diğer organ yetmezlikleri gelişebilir. Özellikle bebeklerde dikkat etmek lazım. En çok gördüğümüz hijyen bozukluğu. Yani yiyecekler falan değil mi? Evet, yani su hijyeni, gıda hijyeni ve el hijyeninin kötü olması bundan kaynaklanıyor. Özellikle açıkta satılan gıdalar, içecekler, bunların tüketilmesi ya da uygun koşullarda saklanmayan, taşınmayan gıdalar, sıcakta bekleyen gıdalar, özellikle et ürünleri, balık ürünleri, tavuk ürünleri, yaş pastalar, böyle açık büfede satılan veya alınan salata türü hani pişirilmemiş gıdalar daha çok bu tür ishallerin bulaşması için uygun koşulları taşıyor. Bu gıdaların hazırlanması sırasında hijyene dikkat edilmezse, el hijyenine bakılmazsa veya temiz suda yıkanmazsa bunlar oralara mikroplar bulaşıyor ve o vasıtayla da onu alabiliyorsunuz. Oradan hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Hocam ishal deyip geçmemek lazım değil mi? Aslında tabii. Çok kötü sonuçları da olabilir yani. Tabii yani ishal dediğimiz nedir? Dışkılama sayısının artmasıdır. Dışkının su içeriğinin artmasıdır. Dışkının görünümünün, renginin, kokusunun değişmesidir. Bu normal fizyolojik şartların değişmesiyle beraber vücuttan sıvı kaybı olur, elektrolit kaybı olur. Bu da dengeyi bozar. Yani halsizlik, takatsizlik dediğim gibi kırgınlık olabilir. Ve eğer bu telafi edilmezse, kaybedilen sıvı ve mineraller yerine konmazsa böbrek yetmezliğine ilerleyebilir. Diğer organ yetmezlikleri gelişebilir. Onun için tatil döneminde gıda hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. Yani uygun koşullarda hazırlanmış, uygun koşullarda taşınmış ve sağlıklı koşullarda saklanmış gıdaları tüketmek gerekiyor. Hocam tatil dediniz. Son olarak şunu sorayım. Deniz ve havuzlar. Bunlar da ishale etken midir ya da enfeksiyon hastalığı? Evet, evet. Özellikle kirli sulardan bulaşabilir. Havuzda ya da denizde su yutarsanız eğer ve bu sular da temiz değilse, deniz kirliliği, havuz kirliliği varsa, bakımı, temizliği yapılmamışsa onlardan da bulaşabilir elbette. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet, hocamızın da söylediği gibi vatandaşlarımızın özellikle yiyecekler konusunda, dışarıdan aldıkları yiyecekler konusunda hijyene dikkat etmeleri ve yaz aylarında havuz ve denizlerde suyun temiz olmasına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi diyelim ve Trabzon'dan sözü bırakalım.